Efsaneye göre 4. yüzyılda biri Atina'da, biri İstanbul'da olan iki keşiş, Aziz Luka'nın resmettiği Hazreti Meryem ve çocuk İsa ikonasının uçarak Trabzon'da bir dağa girdiğini, sonrasında ise Hazreti Meryem'in "Bana burada bir ev yapın" diyerek onlara seslendiğini rüyalarında görürler. Trabzon limanında karşılaşan keşişler, Hazreti Meryem'in rüyalarında onlara tarif ettiği Maçka Altındere Vadisi'ndeki Karadağ'a geldiklerinde ikonayı burada bir yerde bulacaklarını düşünürler ve dağın eteklerinde konaklamaya karar verirler. Sabah olduğunda kendilerini bir mağaranın önünde bulurlar. Mağaranın içine girdiklerinde Aziz Luka'nın resmettiği ikonayı karşılarında görürler. Buradaki mağarayı kiliseye dönüştüren keşişlerin ölümlerine kadar burada yaşadıkları ve aynı anda öldükleri, ölümlerinden sonra da buranın manastıra dönüştüğü rivayet edilir. Sümela da bugünkü adını tam da bu dağdan alır. Karadağlar Latince Oras Melas anlamına gelir. Zamanla Soğu Melas olarak söylene gelen bu söz Sümela'ya, hatta günümüzde de Sümela'ya dönüşür. Rivayetlere göre İmparator Anastasios döneminde kiliseye yeni yapılar eklenir. İmparator Justinianus döneminde de General Belisarius tarafından yapıdaki eklentilere devam edilir. Bilimsel bulgulara göre manastırın ilk yapım evresi 13. yüzyılda Trabzon Komnenoslar İmparatorluğu döneminde başlar. 1461 yılında Trabzon, Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilir. Osmanlı İmparatorluğu, tüm dinlere saygı geleneği ve bölgedeki barış ortamının bozulmaması için manastıra özel ihtimam gösterir, fermanlar çıkartır. Sümela en büyük mimari gelişimini Osmanlı İmparatorluğu döneminde gösterir. Şehzade Yavuz Sultan Selim, 1489 yılında Trabzon'a vali olarak tayin edilir ve bu dönemde de manastırla iyi ilişkiler devam eder. Hatta Yavuz Sultan Selim tarafından kütüphane bölümleri inşa ettirilmiş ve buraya birçok kitap ve üç kollu altın bir şamdan hediye edilmiştir. 1919 yılından sonra siyasete karışmaya başlayan manastırın 1923 yılında boşaltılmasıyla özel ve dini nitelikli eşyalar Sümela yöneticileri tarafından bazı kiliselere emanet edildi. 1931 yılında Atatürk'ün özel izniyle de bu emanetler Yunanistan'dan gelen heyete teslim edildi. Sümela Manastırı'nda Ana Kaya Kilisesi, Ayazma, Şapeller, Mutfak, Yemekhane, Çan Kulesi, kütüphane ve öğrenci odaları gibi bölümler yer almaktadır. Birçok dönem tamir görmüş olmasına rağmen bugün tüm ihtişamıyla ayaktadır. Sümela, manastır ve kiliselerdeki süsleme geleneğine bağlı kalarak Hazreti İsa'nın, Hazreti Meryem'in, havarilerin hayatını ve mucizelerini anlatan fresklerle süslenmiştir. Fresklerin en önemlileri Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'in birlikte betimlendikleridir. Sümela'nın Ana Kaya Kilisesi'nin tavanında da Horatu Ahurito ya da Karya Meryem'i diye adlandırılan, dünyada hiçbir yere sığmayan Tanrı'yı karnına sığdıran Meryem anlamına gelen sahneye yer verilmiştir. Çocuk İsa, Hazreti Meryem'in karın hizasındadır ve her iki eliyle kutsama anlamına gelen takdis işareti yapmaktadır. Hazreti Meryem'in ve çocuk İsa'nın başının etrafında hale vardır. Hale, Hristiyanlıktaki fresk ve ikonalarda inanmışlığı ve kutsallığı göstermektedir. Ancak betimlemelerde Hazreti İsa'nın başındaki halede onu betimleyen harfler de yer almaktadır. Diğer bir freskte de Hazreti Meryem çocuk İsa'yı sol omzundan kendine doğru yaslamıştır. Bu fresklere yol gösterici anlamına gelen Hodigitria Meryem'e adı verilir. Fresk ikonografisinde
Theotokos Entronos olarak isimlendirilen sahnede, en üstte sakallı bir ihtiyar şeklinde Tanrı, güvercin formunda kutsal ruh, tahta oturan Hazreti Meryem ve çocuk İsa, tahtın ayaklarında tahtı taşımakta olan kerubim ve serafim melekleriyle birlikte betimlenmiştir. Ayrıca Hazreti Meryem'in sağında ve solunda baş melekler Misael, Gabriel ve Azizler yer almaktadır. Bu freskte Pantokrator İsa betimlemesi yer almaktadır. Hazreti İsa sağ eliyle takdis işareti yapmakta, sol eliyle ise kutsal kitabı taşımaktadır. Kutsama işareti, Hazreti İsa'nın sonsuza dek baş kahin olduğunu ifade eder. Parmakların durumu, üçlü birlikte tek Tanrı'yı ve diğer ikisi de Mesih İsa'nın çift tabiatını, yani Tanrı ve insanı sembolize etmektedir. Freskte kendisine bakanları kutsayan Hazreti İsa'nın etrafında "Ben dünyanın nuru ve ışığıyım" yazar. Hazreti İsa'ya doğumundan sonra Yeruşalim'de ve tapınakta iki önemli karşılama yapılır. Hazreti Meryem çocuk İsa'yı tapınağa getirmiş ve onu ruh vasıtasıyla tapınağa gelen Aziz Simon karşılamıştır. Bu sahnede ise Hazreti Meryem'in kucağında çocuk İsa yer alır. İnanışa göre Hazreti İsa 40 günlükken insanlara kendisinin vaftiz edileceği 30 yaşlarındaki suretiyle görünür. Hazreti İsa ayakları yürüyüş pozisyonunda çıplak olarak Şeria Nehri'nin üstünde kendisinden 6 ay büyük kuzeni Hazreti Yahya tarafından vaftiz edilmektedir. Üç melek arkasında havlu tutmaktadır. Vaftizden ve Hazreti İsa sudan çıktıktan sonra gökler açılacak, Tanrı'nın ruhu güvercin şeklinde gelerek Hazreti İsa'nın omzuna konacak ve göklerden gelen ses, "Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum" diyecektir. Manastırdaki birçok freskte Hazreti İsa'nın mucizelerine yer verilmiştir. Bunlardan biri, Hazreti İsa'nın doğuştan kör olan alaca hastası bir çocuğun yüzüne dokunarak gözlerini açmasıdır. Hazreti İsa etrafına inananları toplayarak bunlardan 12'sine bazı mucizeleri gerçekleştirmesi için yetki verir. Bu sahne de kutsal kuşak sahnesi olarak bilinmektedir. Yetkilendirilen azizler günümüzde 12 havari olarak bilinirler. Çarmıhtaki Hazreti İsa'nın başı sağına doğru hafifçe büküktür. Sağında annesi, solundaysa havari Yuhanna resmedilmiştir. Arka plandaysa Kudüs kentini simgeleyen surlar bulunmaktadır. Ayrıca Hazreti İsa Yahudilerin kralı olmakla suçlandığı için Yahudilerin kralı yazan suç yaftasını başının üzerine asarlar. Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın öldüğüne değil göğe yükseldiğine inanılır. Bunu betimleyen birçok fresk ve ikona vardır. Sahnede Hazreti Meryem ve Mecdelli Meryem'in Hazreti İsa'yı çürümesin diye yağlamaya gelmesi, Hazreti İsa'nın dirildiğini gören ve kaçan askerler, Hazreti İsa'nın tabuttan çıkarak bir ışık süzmesi içerisinde göğe yükselmesi betimlenmektedir. Ayrıca sahnede Hazreti İsa'nın sağında bulut halesi içinde olan melekler göğe yükselme olayına tanıklık etmektedirler. Hazreti İsa'nın her iki ayağında da çarmıha gerildiği sırada kalmış olan çivi izleri vardır. Sahnede Hazreti Meryem kumaşlarla kaplı bir lahite uzanmış, Hazreti İsa kucağında Hazreti Meryem'in ruhunu simgeleyen bir bebek tutmaktadır. Hazreti İsa'nın sağında ve solunda Hazreti Meryem'in ruhunu cennete götürmek için bekleyen iki melek yer almaktadır. Hazreti Meryem'in ayak ucunda Pavlos, baş ucundaysa buhurdan sallayan Petrus, ön kısmında Hazreti Meryem'i rahatsız etmeye çalışan Yahudi rahibin kollarını kılıcıyla kesen Mikail tasvir edilmiştir. Ayrıca Hazreti Meryem'in etrafında havariler, kilisenin ileri gelenleri ve Kudüs'ün kadınları betimlenmiştir. Bu fresk,
Yunus Aleyhisselam'ın bir balığın karnında "La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin." "Senden başka ilah yoktur. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Muhakkak ki ben zalimlerdenim." diyerek Allah'a tövbe etmesinin ardından sahile bırakılmasının resmedildiği fresktir. Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın mahşer günü inananlara şahitlik edeceğine ve onları cennete götüreceğine inanılır. Bu sahnede de Hazreti İsa ortada, tahtta resmedilmiş, etrafında inananlar yer almakta ve mahşer günü betimlenmektedir. Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinin 116. ve 117. ayetleri şöyle der. Allah kıyamet günü şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanları Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin? İsa da şöyle diyecek. Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin. Ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin. Ben onlara sadece bana emrettiğin şeyi söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. Manastır neden kapalı? Sümela Örenyeri ve çevresinde ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini tehdit eden ve yapıya zarar veren kaya düşmesi olaylarının sıklıkla yaşanması nedeniyle bölgede kayaların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırma ve güçlendirme çalışmaları başlatılmıştır. Bu nedenle manastır geçici süreyle ziyarete kapalı olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.